Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tutdere, fırıncı esnafı ile bir araya geldi. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Değerli meclis. Eyvallah. Teşekkür ederim. Merhaba. Nereden? Kolay gelsin. Merhaba. Biz de merhaba diyelim ki işe devam edelim. Evet. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Sağ olasın. Sizler nasılsınız? Fırıncılar Odası Başkanı Kadir Akbaş, Adıyaman'da 400 fırının bulunduğunu ve 25 fırının kapandığını dile getirirken, ayrıca Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in mesleki liselerinin ekmek üretecek açıklamasının kendilerini işsiz bırakacağını vurguladı. Öncelikle Sayın Vekilime bizi bu zor günde yalnız bırakmadığı için kendisine teşekkür ederiz. Şu durumda Adıyaman'da 400'e yakın pide fırını var, 35 tane de soma fırını var. Şu durumda 25 tane fırınımız krizden dolayı kapanmıştır. Onlar başını aldığı gibi şu anda bu üretimi yapmamız çok zorlaşıyor gittikçe. Un fiyatları fırladı gitti, maya fiyatları, doğalgaz, elektrik, kiralar başını aldı gitti. Esnafımız şu durumda, zor durumda. Biz bu krizi atlatmak için arkadaşlarla sürekli istişare halindeyiz. Tabii bizi soruyorlar ne olacak, ne olmayacak. Sürekli ekmeğe de zam halkımız alım gücü de azalıyor. Nasıl yapacağız şimdi? Bir yanda halkımızı düşünüyoruz, bir yanda esnafımızı düşünüyoruz. Bu durumda 25 tane fırınımız kapanmış. 25 tane fırında en azından 70-80 kişi çalışıyordu. Şimdi onlar tesis fabrikalarında dağıldılar, çalışıyorlar. Her gün ben arıyorlar, başkan ne olacak? Biz yani bu mesleğe bir emek verdik. Emeğimiz boşa gitti. Şu durumda tesis fabrikasında askeri ücretle çalışıyorlar. İnan ki zor durumdayız. Fırıncılar Odası Başkanı Kadir Akbaş ile birlikte fırıncı esnafını ziyaret eden milletvekili Tutdere, ekmek ve girdi fiyatlarına dikkat çekerken Adıyaman'da fırınların kepenk indirdiğini iktidara zamları durdurma çağrısında bulundu. Bugün Adıyaman'ımızın en merkezi yerinde yer alan ve 35 yıldır halka hizmet eden Hoca Ömer fırınındayız. Burası yıllardan beri Adıyamanlıyı doyuran, güzel, lezzetli ekmekle pişiren bir fırın. Ama şu anda arkamda gördüğünüz emekçiler şu anda aldıkları ücretlerle geçinemez hale geldiler. Fırını işletenler buradaki çalışmalardan dolayı artık kendi çoluğuna çocuğuna ekmek götüremez hale geldiler. Ve biraz önce başkan söyledi. Aslında ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Burası fırın, yani olmazsa olmazımız, her gün soframızda yer alan, ekmeğin üretildiği bir yer. Ancak ekmek üreten fırınlar bile artık zamlardan dolayı kepen kapatma aşamasına gelmişler. Adıyaman gibi bir yerde 25 fırının şu anda kapanmış olması yüzlerce kişinin ekmeğinden olmuş olması demek aslında. Yüzlerce kişinin işsiz kalmış olması demek ve mahallelerinde binlerce insanın da sıcak ekmekten nasibini almamış olması demek. Bir hizmetin de aksaması demek. Dolayısıyla bu ekonomik krizden ve zamlardan dolayı artık fırınlar kapanma aşamasına gelmiş. Biz de buradan başkanımız çağrı yaptı. Adıyaman'dan, Hoca Ömer'deki Hoca Ömer fırınından Türkiye yöneten iktidara sesleniyoruz. Duyun bu sesini, fırıncının sesini duyun, halkın sesini duyun. Zamlarınızı artık geri çekin veya bu zam düzeninize artık bir son verin. Una zam, mayaya zam, oduna zam, elektriğe zam. Fırıncı söylüyor. Artık biz ne yapacağımızı şaşırdık diyorlar. Artık akşamları eve giderken yarın sabah fırını açabilecek miyiz diye kara kara düşündüklerini söylüyorlar. Uykularının kaçtığını söylüyorlar. Artık bu soruna bir çözüm istiyoruz. Çözüm istiyorlar. Biz de Adıyaman'dan çağrı yapıyoruz. Bu sorunu çözün. Zamları durdurun. Günlük una zam olur mu? Türkiye gibi bir ülkede bu anda itibaren artık iktidarın bu sesi duymasını istiyoruz. Biz de sizin sesiniz olacağız, anlatacağız. Ta ki bu sorun çözülünceye kadar sesiniz olacağız. Eğer siz bu sorunu çözmeyecekseniz, insanların ekmek sorununu çözemeyecekseniz, insanların aş sorununu çözemeyeceksiniz, iş sorununu çözemeyeceksiniz, siz niye varsınız?